Amerika'da ISM imalat endeksi Temmuz'da 0.4 puanlık artışla 46.4 değerini aldı. Beklenti 46.9'du. Amerika'da JOLTS açık iş sayısı Haziran'da 242 bin gerileyerek 9 milyon 582 bin oldu. Beklenti 9 milyon 600 bindi. Euro bölgesinde imalat PMI Temmuz'da 42.7 ile ilk okumaya paralel gerçekleşti. Endeks daralma bölgesinde kalmaya devam etti. İngiltere'de konut fiyatları Temmuz'da %3.8 azalarak 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Ülkede ortalama konut fiyatı 260 bin sterline geriledi. Çin'de imalat aktivitesi Nisan'dan bu yana ilk kez daraldı. Çin Kaixin imalat PMI Temmuz'da 50.5'ten 49.2'ye geriledi. Beklenti 50.1'di. Türkiye'de imalat PMI Temmuz'da 49.9 değerini alarak sektörde 6 aylık genişleme döneminin sona erdiğine işaret etti. Temmuz'da yılın en düşük seviyesini gören endeks Haziran'da 51.5 seviyesindeydi. İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar aylık bazda %9.8 arttı. Böylece İstanbul'da tüketici enflasyonu Nisan 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Yıllık bazda artış %63.7 oldu. Böylece yıllık enflasyonda düşüş seviyesi son buldu. Önceki değer %55'ti. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da %18.12 azalarak 61.52 değerini aldı. Döviz kurları ve enflasyondaki hızlı yükseliş tüketici güvenindeki gerilemenin en temel nedeni oldu. Küresel piyasalarda birazdan stüdyoda Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü ve Spin Consulting kurucu ortağı Özlem Derici Şengül ile Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ile sohbet ediyor olacağız. Her iki konuğum da bu akşam stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş Özlemler, hoş nasılsınız? İyiyiz Didem. Sen nasılsın? Ne güzel. Sen tatilden geldin galiba. Evet. Geçen hafta. Ayıp değil mi? Çok değil. Çok yani... değil. Hak edilmiş bir tatil. Hak edilmiş. Sizler de eminim yakında. Hiç yakışmamış. Teşekkür ederim. Özlem Derici Şengül, sen çok güzel ve beyaz gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Hiç güneş yüzü görmediğim her giden belli oluyor. Harika. Harikasın. Ben de işte ancak makyajla, böyle bir ton makyajla bu kadar kararabiliyorum. Neyse, rakamlara bir bakalım mı benim asabım daha fazla bozulmadan. Dolar endeksi 102.33'te %0.46'lık bir yükseliş var. Euro dolar paritesi de yeniden bir onun altında. Orada da %0.19'luk bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bu hafta ve geçen hafta aslında son derece yoğun bir gündem takip ettik. Merkez bankaları kararları, ardından içeride yaşananlar, hepsinin bir sonucu şu anda ekranlara yansıyor. Dolar TL 27 sınırının hemen üstünde. 27 çift 0.48'deyiz. Arada burayı bir yokluyor dolar TL, %0.24 yukarıdayız. Euro TL ise %0.19 artıda, 29.61.96 seviyesinde. Viyop 30'da %1.28'lik bir gerileme var. Akşam seansında ki BIST 100 endeksi de günü %0.67'lik daha sınırlı bir kayıpla noktalamıştı, 7.169 seviyesinden. Gelelim Türk tahvillerine. Bakalım Türkiye tahvillerinde durum ne diyecektim. Birazdan detaylandırırız ama şu anda bu ekran donuk. Geçiyoruz ABD tahvillerine ve burada getirilerin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. 10 yıllık 4.04.71, 5 yıllık 4.24.59, 2 yıllık da 4.91.21'e yükselmiş vaziyette. Ve bakıyoruz emtia ile para fiyatlarındaki duruma. Spot altında satış var bugün. %1'in biraz üzerinde bir gerilemeyle 1944.70'deyiz. Gram altında da %0.82'lik bir geri çekilme var. 1.685.65 görüyorum. Bitcoin yatay pozitif. Sadece 14 dolarlık bir fark var orada. 29.221 dolardan geçiyor işlemler. Brent petrol ve NYMEX tarafında ise %0.66 ve %0.53'lük geri çekilmeler var. Brent 84.87'de, NYMEX ise 81 dolar 37 sentte.
Avrupa borsaları günü nasıl noktaladı diye baktığımızda kırmızıları görüyoruz. Burada bu dörtlü içinde en çok değer kaybı Frankfurt'ta oldu %1.26 ile onu Paris takip etti %1.22'lik değer kaybıyla. Ardından İtalya geliyor %0.97 ve Londra %0.43 değer kaybederek tamamının kırmızıda noktalandığı bir güne imza atıyor. ABD borsalarında ise yine karışık bir başlangıç var. Dow Jones %0.21 artıda, S&P 500 %0.16 ekside, Nasdaq'ta ise çok hafif bir değişimle eksi bir görünüm takip ediyoruz. Peki detayda neler oluyor? Yine Amerika'da neler konuşuluyor bugün? Neler fiyatlanıyor? Bunun için New York'a Melike Ayan'a gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike, hoş geldin yayınımıza. Sana öncelikle kolaylıklar diliyorum. Hava durumu herhalde biraz daha toparladı ki artık stüdyoya gelmeye başladın. Bir iki gündür bu iyi haber ama bunun dışında ekonomi gündeminde, piyasaların gündeminde neler var? Yine yatay bir seyir izliyoruz. Biraz karışık olmakla birlikte nedir altta yatan detaylar? Teşekkürler Didem. Evet, havalar dışarıda çok iyi ama bu sefer içeride biraz karıştı. İkinci çeyrek bilançoları durumu karıştırdı. Yani Pfizer olsun, Uber olsun ve ardından Caterpillar. Gerçi Caterpillar'ın operasyon geliri %88 fırlamış. Ama görünümlerini düşürmeleri ve bir yandan da başka haberler. Mesela Uber'in gerçekten ilk defa kar ilan ettiğini görüyoruz ama CFO işten çıkacak deyince, ayrılacak deyince şirket şöyle bir toparlanmadan geçecek ve yatırımcılar bu haberi çok iyi karşılamayıp tam satışa geçirdi. S&P 500 ile Nasdaq şu anda kırmızıda. Nasdaq dediğim gibi en çok kırmızı olan şu an teknoloji yüzünden ama Dow Jones yeşillerde, yatay yeşilde tutulmaya çalışıyor ve gelen veriler de karışık geldi. İkinci çeyrek bilançoları karışık, çok iyi değil. Tatsız tuzsuz. Ekonomik veriler de aynen onun gibi. Bir de Çin'den gelen fabrika aktivitesindeki düşüş de endişe yarattı. Çünkü Çin'den gelen herhangi bir kötü ekonomik veri emtiaları olan talebin düşeceğini gösterir. Bir yandan da emtialarla ilgili fiyatlama açısından neredeyiz onu gösterir. İşte o yüzden de biraz risk iştahı azaldı ama asıl sebep içerideki ikinci çeyrek bilançoları dediğim gibi. PMI rakamı yukarıda 49 gelmiş, 45'ken bir önceki dönem. İnşaat harcamalarında bir düşüş var. Jobs Job Opening sen söyledin, orada düşüş var. 9.582.000 gelmiş, 9.824'tü, 400.000 kadar bir düşüş var açılan iş alanlarında. ISM imalat, orada bir toparlanma var ama 0.4'lük, %0.4'lük, %46 yani %46.4 artmış. Dallas Fed imalat -4 gelmiş, -8 yeni, yani biraz daha iyileşme var orada. Ve gelen veriler böyleyken Caterpillar gibi devler, yani özellikle zirai, araç, gereç, ekipman, makine yapan en büyük dev firma İkinci çeyrek gelirini yukarı doğru taşımış fakat görünümünü düşürmüş. 30 yıllıklarda çok ilginç bir yerde. Kasım'dan beri gördüğü zirveleri görüyor. 10 baz puan birden çıkarak. Tabii bugünkü veriler biraz karışıktı ama en önemli veri o Cuma günü gelecek olan veri. Perşembe günü de İngiltere Merkez Bankası'nın kararı. 16 ayın zirvesine gelip yıllık bazda neredeyse 20 artan S&P 500'ün karına yardımcı olacak mı? Bugün itibarıyla yok, olmuyor. Ama yine de şimdi şu an itibariyle baktığımızda gerçekten bu karışık görünüm her an yeşile de çıkabilir Didem. Yani kırılgan bir yerdeyiz ki VIX de zaten kendini neredeyse %2 yukarı atarak bunu gösteriyor. Altın kırmızıda. Petrol de öyle. Emtialarda bir düşüş var zaten. Ama Dow Jones tutunuyor. Tutunacağım diyor adeta. Yeşilde şu an itibariyle diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
Evet, küresel piyasaları şimdi içeride stüdyoda sohbetle devam edeceğiz. Melike'den aldığımız notlar elbette önemli. Biraz yurt dışı tarafıyla başlayalım. Girişte de söylediğim gibi aslında hem geçen hafta hem de bu haftaya birçok veriyle başladık. İşte geçen hafta Merkez Bankası kararlarıydı. Bu hafta PMI'lar, büyüme, Euro bölgesi vesaire. Yani biraz aslında bir toparlama yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok şey birikti ve bütün bunlar eşliğinde piyasalarda en çok konuşulan hikayelerin başında da ya bu piyasalar birçok pozitif beklentiyi biraz fazla büyütüp çok önden ilerliyorlar. Hı-hı. Yurt dışı için söylüyorum, özellikle Amerika tarafı. Buna katılıyor musunuz diye sorarak başlamak istiyorum. Bu verileri değerlendirdiğinizde Özlem, önce senle başlayalım. Didem, yani piyasa davranışını biz burada son iki senedir, evet, Özlem, yani hani gerek Özlem gerek ben, yani sürekli piyasayı yorumlamaya çalışırken hep şu başlığın altında yorumladık. O gün eğer piyasa düşmüşse küresel enflasyon endişeleri, hmm, küresel resesyon endişesi. Evet. İki senedir bir resesyon endişesidir konuşuyoruz. Ve fakat aslında iki senedir de veriler bunu çok da destekler. Boşa mı konuşuyorsunuz? yani? Tabii yani hani küresel resesyon endişeleri başlığı altında piyasa davranışlarını şekillendirirken aslında veriler bunu desteklemiyordu demek istiyorum. Biz boşuna konuşmuyorduk. Onu hemen altını dolduralım. Tamam. Çünkü verilere baktığımızda aslında halen kuvvetli giden bir ABD ekonomisi vardı. Ama işte faiz artışları devam ettikçe günün sonunda bunun hızlı bir resesyona yol açacağı beklentisi son derece etkiliydi ve piyasalarda da bu fiyatlanıyordu. Ancak bu iki senenin sonunda artık şu iyice kanıksandı. Burada bir yakın dönemde resesyon yok. Bütün verilerde bunu destekler nitelikte. Bugün gelen verilerde bunu destekler nitelikte. Evet, işte ISM tarafı, imalat ISM halen daralma bölgesinde olsa da aslında alt kalemlerine baktığınızda halen işte geçen aya göre ufak bir toparlanma olduğunu görüyorsunuz. İşte açık iş sayısı evet biraz düşmüş ve fakat halen istihdam piyasası kuvvetli olmaya devam ediyor. Bu cuma verileri göreceğiz. Yani aslında yumuşak bir inişi destekler nitelikteki verilerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Piyasa iki sene boyunca resesyonu fiyatladıktan sonra şimdi galiba resesyon çok da yakında değil deyip böyle hızlıca aradaki bir farkı kapatmaya çalışıyor. Evet. Geçen sene hakikaten performanslar çok kötüydü. Hı hı. Bu rasyonel bir açıklama olabilir ama var mı eklemek istediğin orada bir şey? Yok, üstüne konuşalım ama bu rasyonel bir açıklama olabilir Özlem Bayraktar Gökşen'den. Alıp Özlem Derici Şengül'e şunu sorarak pası vereyim. Merkez Bankası yani Fed bu sene olmasa bile önümüzdeki senenin başlarında faiz indirebilir beklentisi rasyonel mi? Hı hı. Çünkü biraz o da şimdi bu fiyatlamaların içine sanki girmiş gibi yorumlar olduğunu görüyorum. Evet. Dolayısıyla bu ikisini biraz birbirinden ayırmak lazım. Yani geçen sene oluşan sert satışların telafisi ayrı bir hikaye. Hı hı. Daha yumuşak bir inişe döndük dolayısıyla ayrı bir hikaye. Tam tersi artık bir genişlemeye gideceğiz ve Fed faiz indirecek beklentisi biraz daha farklı bir hikaye. Ne dersin? Aslında biz bu tarafta da önemli anomaliler gördük. Yani resesyon fiyatlaması, resesyon beklentisi arasında piyasanın Fed'e nazaran bu anlamda faiz indirimleri başlaması lazım. Yani ne kadar çok resesyon bekledilerse o kadar erken de faiz indirimi bekledi tabii piyasa. Aslında rasyonel olan resesyon olmayacağı beklentisi daha ön plana çıktıysa faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi lazım. Bu şeye baktığım zaman hani. Ama piyasa iyimser tarafı daha dediğin gibi öne çıkarmayı seviyor. O yüzden de geçen sene resesyon yüzünden faiz indirecek diyordu. Şimdi de tamam bitti enflasyonla mücadele, faiz indirecek diyor. Bence çok gerçekçi bir yaklaşım değil bu. Çok zamanında duruyor gibi görünüyor Fed bu anlamda. Yani hem ekonomiyi boğmadan hem de enflasyonla mücadeleyi işte bir parça rayına sokarak ama henüz tamamlamayarak da.
durmuş oluyor. Duracaksa eğer bir sonraki toplantıda. O yüzden de ben faiz indirim hevesinin henüz erken olduğunu düşünüyorum ABD ekonomisi için. Yani para politikasının gecikmeli etkileri alınacak, belki biraz daha yavaşlaması gerekecek. İşte 4'ün altına çekilmesi belki geliyor ama hani 3.9 yıl sonu beklenti belki o tarafa geliyor ama hani 2'ye gitmesi için daha belki ekstra çaba gerekecek. Onun için de faiz indirimi için bence çok erken olduğunu değerlendirecektir FED. Önümüzdeki yılın başına yaklaşırken bu da belki bir moral bozukluğu yaratacaktır. Ama sonuç itibariyle oraya giriyor. Yani faiz indirmese bile artık durduğu herkes tarafından hani kabul durmakta olduğu ya da yani herkes tarafından kabul edilir vaziyette. Bunu işte Avrupa Merkez Bankası takip edecek, İngiltere Merkez Bankası takip edecek. Muhtemelen yani 2024'ün ikinci yarısında biz hiç faiz indirimi görmesek bile ki Avrupa tarafında görebiliriz. Görmesek bile artık enflasyonla hani işimiz kalmadı diyen bir piyasayla karşılaşabiliriz. Çok hani dramatik emtia fiyatlarında vesairede çok saçma sapan şeyler olmazsa. Dolayısıyla da ben şu aşamada faiz indirimi beklemenin biraz böyle fazla iyimserlik olduğunu düşünüyorum ama bu eğilim zaten çok uzun süredir piyasa tarafından gördüğümüz bir eğilimdi. Onun için de şaşırmıyorum. Bu anlamda hayal kırıklığıyla karşılaşabilir önümüzdeki. Yani her ne olursa olsun bir faiz indirimi böyle merkezde piyasa onun etrafında bir hikaye yaratma eğilimi içerisinde. Aynen nedeni değiştiriyor. Şimdi JP Morgan Chase stratejisti Kolanovic'in de bir yorumu vardı. Ben onu aldım notlarım arasına. Yatırımcılar büyümenin süreceğine ve küresel merkez bankalarının da kısa sürede faiz indirimine gideceğine inanıyor ve bunu fiyatlıyor. Bu rally ve bu senaryo biraz hayal ürünü diye yorumluyor JP Morgan stratejisti. Kısıtlayıcı politikaların sürmesini ve bunun özel sektör kırılganlığını da arttırmasını bekliyoruz demiş. Şimdi burada birazcık da bu çekirdek enflasyonun özellikle ne kadar yapışkan olup olmadığı konusunda sizin nihai olarak bugün en azından ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Enflasyon manşet geri geliyor ama çekirdekte belli bir noktaya gelip orada sanki takılma ihtimali biraz daha fazla zorlamaya ihtiyacı olabileceği ihtimali çok konuşuldu. Hı-hı. Özellikle küresel piyasalarda benim konuklarım bunu çok dile getirdi. Bu sizler için de geçerli mi? Yani katılıyor musun? 2024'te bile belki faiz indirimi olamayabilir görüşünü duyuyorum bir iki haftadır. Ne dersin Özlem? Ben 2024'te faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Bekliyorsun. Evet, yani bu hemen ilk çeyrekte olmayabilir. Belki beklenenden daha yavaş bir hızda olabilir. Ama 2024'te olacağını düşünüyorum. Bu faiz indirimi beklentilerinin zaman zaman öne çekilip zaman zaman ötelenmesi fiyatlamalarda aslında biraz özellikle Haziran'daki enflasyon gerçekleşmeleri sonrasında biraz daha ön plana çıktı. Dolayısıyla biraz daha öne çekildi. Çünkü çok iyi enflasyon verileri geldi. Yani nereden arındırırsanız arındırın o en çekirdek haline bakın orada bir iyileşme olduğu görüldü. Fakat o enflasyon verisinden sonra bile bazı Fed başkanlarının ve guvernörlerinin söylemleri bence son derece önemliydi. Bunların başında Waller geliyor mesela. Dedi ki evet Haziran enflasyon verisi son derece iyi ve kuvvetli ve umut verici. Ve fakat bunun tekrarlamasını ve devam etmesini beklemek lazım ve görmek lazım diyor. Şimdi mesela Temmuz enflasyon verileri geliyor. Cleveland Fed'in Inflation Nowcasting yani şimdi tahmin yöntemiyle her gün güncellediği enflasyon tahminleri var. Temmuz ayını artık geride bıraktık. Dolayısıyla bir Temmuz tahmini var ve oraya baktığımızda Haziran'a göre gerek çekirdekte bir miktar yükseliş beklentisi var, gerek de manşette bir yükseliş beklentisi var. Yani Haziran'daki o iyileşme sonrasında Temmuz'da bir duralama var. Örneğin Waller'ın söylemlerinin aksine o iyileşmenin devamını görmüyoruz.
Böyle bir veri gelirse, bu Cleveland Fed'in Nowcasting yöntemiyle çıkardığı veriler gibi bir veri gelirse, birdenbire tekrar o fiyatlamalarının biraz daha ötelendiğini, faiz indirimi fiyatlamalarının ötelendiğini görebiliriz. Bu hurra bir hani iyi senaryo. Şu fiyatlama aslında hep söyleriz ya, Goldilocks, yani ne çok soğuk ne çok sıcak, ılıman bir iklim, piyasanın en sevdiği iklim. Ben 2024'ün bu minvalde daha da verimli ve olumlu olabileceğini düşünüyorum küresel açıdan. Ve gelişmekte olan ülkeleri de çok destekleyebileceğini de düşünüyorum. Ama yani enflasyon konusunda biraz heyecan var tabii, o aşağı geliş. O kadar da olmayabilir. Dolayısıyla senin biraz önce söylediğin diğer konuklarının işte çekirdek enflasyonun daha yapışkan devam edebileceği yolundaki yorumlarına ben hani katılıyorum. Ve muhtemelen o yapışkanlığı gelecek dönemlerde de görüyor olacağız. O yüzden bu iyileşme ve bu sentimentin zaman zaman hasar aldığını da görüyor olacağız bence. Bu arada şimdi fiyatlamalara baktığımız zaman, tahminlere, yani önümüzdeki dönem Fed toplantılarında bir faiz indirimi artışı olur mu olmaz mı? Şöyle bir baktığımda işte implied rate 5.37'lerde burada. Bu zaten Eylül toplantısına ilişkin bir artış olur mu olmaz mı çok ortada. Ama biraz aşağıya doğru geldiğimizde, özellikle Aralık'ta biraz başlıyor sanki düşüş beklentileri. Sonra Mart'ta %46'lık bir düşüş beklentisi var, 5.20'lere kadar. Daha da yükselmeye devam ediyor. Yani Mart, Mayıs, Haziran ve Temmuz için fiyatlamaların hepsi artık faiz indirimi. Sanki bir faiz indirimi olasılığının bu oralarda devreye girdiğini. Bu çok büyük bir anomali değil bence. Değil, yani bu değil, fiyatlama değil bence çok da off bir fiyatlama değil, evet, geçtiğimiz aylarda gördüğümüz peki, göre. Peki, bunu da paylaşmış olalım. Şimdi Avrupa ECB tarafı belki faiz indirimi yapabilir dedin. Sen 2024 için, evet, Özlem. Ya onlar daha bir süre daha faiz arttırımına devam eder Fed'den sonra diyorduk. Daha da erken mi başlar Fed'den diye bekliyorsun? Yoksa ekonomik verileri çok hızlı bozuluyor. Ve genele yayılmış. Mesela Amerika'da o kadar genele yayılmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Bozulmadan bahsetmiyoruz. Şiddeti de, yani işsizlik oranları, işte ne bileyim hani istihdam piyasası yine çok kötü durumda değil vesaire. Ama Avrupa'daki verilere baktığımız zaman enflasyonla, evet, enflasyonla dertleri henüz bitmiş durumda değil. Ama talep koşulları belli ki sıkılaşıyor. Ama arz tarafı sıkıştırmaya devam ediyor ve Merkez Bankası bir yere kadar burayla mücadele edebilecek güçte. O yüzden de eğer ki Merkez Bankası'nın adımlarının gecikmeli etkileriyle ekonominin talepteki daralması bir araya gelip çok daha ciddi boyutlara ulaştırırsa bozulmayı, yani bugünkü PMI'lar yine teyit etmiş durumda, örneğin özellikle de Almanya'daki zayıflığı. Avrupa Merkez Bankası bir parça daha önde olabilir ama ben bunun hemen durması ve işte yön değiştirmesi şeklinde olacağını zannetmiyorum ama yani bu seneyi muhtemelen sıkı para politikasına devam ederek geçireceğiz ve yıl sonu enflasyonunu bir göreceğiz nerelere gelmiş. Belki de dursa dahi, yani hani bir aksiyon görmeyeceğiz bu yılı nasıl tamamlayacağımızı görmek açısından, ama sonra yılın sonrasına biraz daha verilerin durumuna bakarak biraz daha gevşemeci yönde sinyaller vermeye başlayan bir Avrupa Merkez Bankası ile karşılaşarak başlayabiliriz. Bu anlamda hani şeyi tahmin edemiyoruz. Birinci yarıda bu söz konusu olabilir mi? Kış ayları nasıl geçecek? İşte savaşın şeyi devam ediyor, ağırlığı devam ediyor bölge ekonomisi üzerinde. Onun için de şimdiden kestirmek güç. Ama böyle bir ihtimal bence var. Daha yani Amerika'da faiz indirimine başlanma nedeni ekonomide yavaşlamanın çok ileri gitmesi değil, enflasyonla mücadelenin belli bir yere gitmesi olacak. Ama Avrupa'da bu değil, ekonominin boğulma ihtimali ve de fazla ileri gitmiş olması ihtimali, talebi daraltma anlamında, büyümeyi desteklemek adına bir
yani enflasyonla mücadele tamam bitti değil, büyümeyi desteklemek adına bir gevşemeci tutumu olabilir. Şimdi bu çerçevede euro dolar ne yapar? Orada hep bahsettiğimiz böyle bir aralık vardı, bir bant vardı. Bir ara o 1.10'un üzerindeki hareketlilik bir coştu. 1.12'nin üzerini gördük falan. Ama dolar endeksi tabii çok. Dolar endeksi elbette doğru. Yine orada da 101'ler seviyesine doğru tekrar gelindi ki bir hayli yükseldiğini de gördük bir ara. Ne yöne evrilecek bu bahsettiğiniz senaryo içerisinde parite tarafı? Özlem senle başlayalım. Şöyle yani özellikle 2024'ü konuşurken elbette hani işte Fed'in faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine ilişkin zaman zaman tahminler değişebilir, revize işte Mart dersin, olmadı Nisan dersin, daha ötelersin, hani bunlar değişebilir ama en azından faiz indirimlerinin hızı çerçevesinde Fed ve ECB karşılaştırması yapıyor olacaksak ECB'nin çok daha hızlı bir faiz indirim sürecinde olabileceğini düşünüyorum ben 2024'te. Dolayısıyla 2024 Euro-Dolar paritesi tahminlerini yaparken Euro'nun yine önemli oranda zemin kaybettiği bir yılın olabileceğini düşünüyorum ben 2024'te. Şimdi işte zaman zaman yine ECB, FED ayrışması, işte biraz yine bir onlara 12'lere gelişi ki 12'lerden tekrar dönme ihtimalini ön plana çıkartıyorduk. Bu aralıkta kalmaya devam edebilir. Gelecek dönemde FED'in faiz indirimlerine ilişkin söylemleri biraz daha ön plana çıkarsa ki tekrar ediyorum geçen haftalarda da ifade ettik hani bu Jackson Hole toplantısı yine Ağustos'ta, Ağustos'un sonuna doğru son derece belirleyici olacak. Çünkü tekrar etmek gerekirse küresel kriz sonrasında o toplantılar gelecek senenin para politikası çerçevesini çizme anlamında önemli bir rehberlik veriyor. O anlamda da belirleyici olacak. Eğer orada çok daha genişlemeci ya da ne bileyim daha güvercinvari bir söylemle çıkılırsa tekrar Euro-Dolar paritesine, Euro lehine düzlem hareketlenebilir. Ama ben daha geniş bir perspektiften baktığımda Euro için zeminin son derece sallantılı olduğunu düşünüyorum. Özlem sen? Yok, çok katılıyorum. Burada biliyorsunuz yani faiz farkları üzerinden ve de büyüme farkları üzerinden kurun ayrışmasını değerlendirdiğimizde büyümedeki zayıflık muhtemelen Euro bölgesinin hani yakasını bir süre bırakmayacak. Bu da şeye yansıyacak tabii, Euro dolar paritesine yansıyacak. O yüzden bir onun üzerine yani tabii dalgalanmalar göreceğiz ama atmakta zorlanan bir şey görebiliriz. Burada dolar endeksinin seyri çok önemli. O yani tamamen şeyden bağımsız olarak Euro bölgesi ekonomisinden bağımsız olarak destek olabilir Euro dolar paritesine daha önce gördüğümüz gibi. Ama burada gelgitlerin çok olacağını ve yukarı yönlü çok rahat bir hani 1.10'larda dengelendi varsayalım. 1.15'lere doğru rahat bir hareket ben öngörmüyorum Euro dolar paritesine. Pekala. Şimdi biraz topardık galiba. Var mı yurt dışından bahsetmek istediğiniz başka bir şey? Yani özellikle belirleyici olduğunu düşündüğünüz, elbette her gün bir şeyler oluyor. Boj vardı, Çin var vesaire ama yavaş yavaş Türkiye'ye doğru dönelim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Dönelim. Peki. Reklamlardan sonra dönelim. Çok kısa bir reklam arasının hemen ardından Türkiye'yi konuşmaya başlıyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Uzmanlarımız burada cevaplayacaklar efendim. Küresel piyasalar devam ediyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül ile birlikteyiz. Şimdi içeriği biraz konuşmaya başlıyoruz. Bu arada reklamdan hemen önce zaten dolar endeksi, euro dolar paritesi konuşuyorduk. O yüzden bir dolar TL sorarak başlamak istiyorum beklentileriniz anlamında. Ama bir izleyicimizin de bu çerçevede bir sorusu vardı. Onu da bulmak, daha doğrusu soru değil ama şöyle bir yorumda bulunmuştu. Doları düşürecek üçlü demiş bizim fotoğrafın altına. Neden?
Bilmiyorum ben. Yani herhalde böyle bir Voltron'u oluşturmuştuk ya resimde. Hmm. Hani böyle üçümüz bir araya gelirsek doları. Ya da niye düşürüyoruz? İyi mi düş? Yani bilemedim ben. Çıksın da ekonomist olarak size soruyorum. Neden düşmesi iyi? Neden çıkması iyi? Hangi seviye? Hangisi iyi? Rasyonel bir seviye ya da. Şimdi kur artışları son dönemde hızlandı. Zaten aslında bir normalleşme olarak da algılandı. Çünkü aslında sentetik olarak da kur önemli oranda baskı altında tutuldu önemli bir zaman ve bunun çeşitli hasarları oldu tabii. Ama kurdaki artışın da özellikle bu kadar kısa zamanda olması, çünkü orada bir enerjiyi sıkıştırdıktan sonra o enerji bir patlama yaşadı tabii. Çok ciddi bir enflasyonist etkisi oluyor. Dolayısıyla kurdaki her artışın tekrar enflasyon tarafında baskı yaratma durumu daha da artıyor. Örneğin bugün PMI verilerinde PMI'nin açıklanmasıyla beraber yayınlanan notta özellikle fiyat artışlarının hem girdi maliyetleri üzerine hem talep üzerindeki etkileri çokça vurgulanmış. Artık ekonomik aktivite üzerinde son derece hani baskı unsuru olmaya başladı. O yüzden kur artışları bu anlamda biraz daha problem yaratıyor tabii. 27'yi de test ettiğimiz bir gündeyiz bugün. Evet. Yani hakikaten ara ara görüyorum 27 seviyesine dokunuyor, tekrar dönüyor. Peki orada bir hani tehlikeli dedin ya, bir seviye var mı? Hani şu ana kadar 27 ve altında genelde kaldığını gördük. 27 yukarı yönlü zorlanırsa biraz daha hızlı bir hareket olur gibi bir endişesi var mı piyasanın? Yok. Yani şöyle, tabii makro bir düzlemde cevap vermek gerekirse aslında yılın ikinci yarısına girdiğimizde temel makroekonomik göstergelerden yola çıkalım ve cari işlemler dengesinde neler beklendiğine bakalım. Tamam. Orada bir iyileşme göreceğiz. Birçok faktörün beraber ilerlemesiyle beraber. İşte enerji faturamız azalıyor, altın ithalatı azalıyor. Alınan önlemlerle ithalat, tüketim ithalatında, tüketim malları ithalatında bir miktar daha düşüş söz konusu olabilecek. Turizm gelirleri zaten bu 3-4 ay boyunca çok etkili olacak. Bunlar cari işlemler açığında önemli bir iyileşme yaratacak. Hatta bu 6 ay, yani Temmuz'u, Ağustos, Eylül, Ekim, Aralık'a kadar kümülatif bir cari işlemler tarafında fazla bile görme ihtimalimiz var. Yani hani onlar tabii tekrar revize edilebilir. Dolayısıyla bir kere temel açıdan bu kur üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır. Dolayısıyla da hani bu kadar hızlı bir şekilde gördüğümüz kur değer kaybının önünde olumlu bir etken olarak çıkabilir. Bir diğer faktör de hani bir süredir zaten bu bir ay içerisinde kurda hani daha yatay bir seviye beklememizin ana nedenlerinden biri. Şimdi bankacılık sisteminde fazla likiddeden bahsediyoruz ya, o fazla likiddenin ana nedenlerinden bir tanesi de aslında birkaç nedeni var ama ana nedenlerinden bir tanesi kredi arzı sağlanamıyor piyasaya. İşte kredi tavan faiz uygulamaları var, birçok regülasyon var. Dolayısıyla sistemde o anlamda bir fazla oluşuyor ama reel sektörde, yani piyasaya baktığınızda da aslında çok ciddi bir TL sıkışıklığı var. Yani işte krediye ulaşımda çok ciddi bir problem var. Dolayısıyla bu TL sıkışıklığı da aslında kur tarafında yukarı yönlü baskıyı engeller nitelikte. Bunun bir müddet daha devam etmesini beklerim ben. Ama hani yılın sonuna doğru, yani yaklaştıkça hani tabii burada ana faktör tekrar politika faizine geliyor ve hani 17,5 politika faizi deyince de aklınıza tamam biraz 27'nin devam etmesini beklersin ama bu politika faiziyle de kurda ve döviz talebi çerçevesinde her zaman bir cazibe yaratacak bir ortam yaratılıyor. Yani 17,5 politika faizi, işte mevduat faizi 30'larda ama %60 enflasyon diyorsun. Kaldı ki 25'lere düştü. Değdiğini, düştüğünü ifade ediyor uzmanlar. Aynen sektörde. Öyle. Yani muhtemelen mevduat faizlerine tekrar bir yükseliş göreceğiz. Hatta mevduat faizlerinde işte bu Merkez Bankası Başkanı'nın da işte sunumunda da hani gördük. Biraz daha 1-1,5 senelik enflasyon beklentileri gözetilerek bir mevduat. Ama hani günün sonunda 60'dan nerelere kadar düşmesini beklediğiniz
tabii, konusu da farklılaşıyor olabilir ekonomik bilimler arasında. O nedenle de hani bu tarafta bu faktörler, işte piyasadaki TL sıkışıklığı, yanı sıra cari işlemler açığında beklediğimiz iyileşmenin olumlu bir yansıması olabilir ama bu tarafta da, bu para politikası düzlemin tarafında da hep böyle kur üzerinde bir baskı yaratacak unsur oluşabilir. O yüzden bu deregülasyon sürecinin hangi çerçevede ilerleyeceği önemli. Politika faizi tarafında da artık biraz daha sinyalleri net aldık herhalde. Yani iki adımda da beklentimizin çok daha altında bir yerde oluştu. Dolayısıyla demek ki çok daha yavaş ilerlenecek. Yani belki 20-25 aralığında bir yere getirilip bırakılacak. Ama hani bizim baz senaryoda kurum olarak da seçim sonrasında bir tur daha faiz arttırımı ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Dolayısıyla orada da bir faiz arttırımı sürecini koyuyoruz. Bu süreç kur üzerinde hafif hafif baskı yaratabilir. Ama bu taraf biraz önce bahsettiğim o iki unsuru dengeleyici olabilir. Biz yıl sonuna doğru böyle hani 29,5-30 civarında bir kurla çalışıyoruz şu anda. Dolayısıyla da en azından kısa vadede biraz daha yatay gidişin devamını görebileceğimizi düşünüyoruz. Ben grafiği getirdim. Ocaktan itibaren baktığımızda zaten süper yatay giden bir dolar TL. Ardından farklı seviyelerde, ki bu zaten hani öyle çok da ani olmuyor. Hı-hı. Yani yükseliyor, plato yapıyor, bir süre gidiyor ve orada kalıyor gibi. Dolayısıyla şu anda da daha sınırlı bir yükselişle 27 üst sınır olmak üzere biraz hareketliliğin arttığı günlerden geçiyoruz. Bakacağız ama 29,5-30 yıl sonuyla çalışıyoruz dedi Özlem Bayraktar Gökşen. Şimdi Özlem, siz yaptığınız anket sonuçlarını da aslında belki bu söyleme katarak yanıtlarsan sevinirim. Hı hı. Çünkü herkes tabii çok merak ediyor. Bir, portföylerimizde neler olmalı, hangi varlıklar? Merkez Bankası'nın sunumundan da anladığımız kadarıyla aslında TL varlıkları özendirici bir takım şeyler yapılması gerekiyor ve bunun üzerinde çalışılıyor. Hı hı. O mevduat tarafı 25'lerde hiç kimse için cazip değil. Yani KKM'den çıkıp da oraya girecek bir yatırımcı şeyi düşünemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla bir şeyler düşünülmesi gerekiyor ama piyasa profesyonelleri ne dedi, onu alarak başlayalım bence. Tabii. Sende. Piyasa profesyonelleri aslında tam da senin söylediğin minvalde böyle mevduat tarafında, TL mevduatta biz KKM dışı mevduatı soruyoruz. Hı hı. Ve ağırlığı arttır %45.8'den %7'ye düştü. Tabii. Bir anda şaka gibi. Bir anda aynen, yani uzaklaş diyor hani, evet. Kaç oradan. Neyle yerine koyacağız? Zaten hisse hep gözde ve daha da gözde olmuş gibi görünüyor. Ağırlığı arttır %59'dan %65'e çıkmış durumda. Ama onun dışında dolar bazlı enstrümanlarla ilgili bir parça kararsızlık tercih ediliyordu ama biraz böyle nötr kallar, mesela yurt dışı hissede ağırlığı arttırla nötr kal aynı orandaydı. %36 idi mesela, ama yurt dışı hisse şu an ağırlığı arttır %51'e çıkmış durumda. Yani 100 katılımcı, tam 100 katılımcı oldu bu ay. 100 katılımcının 51'i zaten ağırlığı arttır diyor, daha önce 36'lardayken. Ve bunun yanı sıra keza altın %33.7 iken 52 oldu. Eurobond 36.1 iken 55 oldu. Yani bütün döviz bazlı enstrümanlarda dolar TL ile alakalı o kadar yüksek değil değişim, ama diğer enstrümanlarda, yani dövizden de kazanç elde edecek enstrümanlara yönel diyor piyasa profesyonelleri belli ki. Ve de hisse ağırlığı daha önceki ankette ortalaması, tabii bu portföylerin yüzde kaçı diye sorduğumuzda %32 ortalama çıkmıştı. %40'a yükselmiş durumda bu. O yüzden de yani sanki hani arada bir konuşuyoruz da gidecek yer yok şeyi, bu biraz baskın hale gelmiş gibi. Dolar TL'nin portföydeki ağırlığı düşmüş. Bu farazi bir portföy yapsanız diyoruz hani ne olur diye. Mevduatın ki düşmüş. Altınınkisi %15'den 14'e düşmüş. Çok büyük hani fark etmemiş. Eurobond %11'de. Ama asıl artış hissede tabii. Hissede. 7169. 9000 ve üstü
yıl sonu hedef beklentiler oluştu mu? Ben 8000'leri duydum da 9000'i hiç duymamıştım. Yani 8000 küsürlüleri. Benden duydun şimdi. Evet, şimdi. Sen izlemiyor musun küresel piyasaları? Yok, izlemiyorum. Bak şimdi. Bak, denk gelmiyorsa ya, çok mu geç yayınlanıyor, hay Allah. Peki şimdi hatta birkaç izleyicimiz daha da pozitif ama tabii borsanın bu kadar cazip olmasının herhalde en temel sebeplerinden bir tanesi hala enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz ve trend olarak da enflasyonun yukarıya yönlü evrildiği, Merkez Bankası teyitli olarak da artık önümüzde durduğu muhtemelen en önemli etkilerden bir tanesi o. Şimdi birkaç tane soru üzerinden gidelim istiyorum. Burada hem makroekonomi hem de biraz piyasalar üzerinde de sorular var. Ama şöyle bir başlayalım. Diyor ki Sefer Bey, küresel piyasaların benim en favori gördüğüm yorumcu konuklarınız iki Özlem Hanım'a da. Bu ekranlara en yakışan size de iyi akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Sefer Bey. Ben soru zannedip okudum baştan sona, gözlerde tam görmedim. Can Bey çok inandırıcı olmadı değil mi? Hayır, evet, fark ettim şimdi. Can Bey doları düşürecek ekip derim demiş bize. Can Bey'miş onu söyleyen. Serdar Paz'ı bana mı mesaj atıyor WhatsApp'tan? Dolar 27 demiş. Evet, onu söyledik. Serdar Pasi'ye de selamlar buradan. 27'yi test ediyor dolar TL. Çaka Bey, Özlem Hanımlara sorar mısınız? Bilanço beklentileri bitince borsada kuvvetli bir satış gelir mi? Gelirse satış hangi seviyeye kadar gelebilir? Şimdi her iki konuğum da ekonomist ve fakat özellikle Özlem Bayraktar Gökşen Rota Portföy'de ne konuşuluyor, analistler ne öneriyor şeklinde bize destek oluyor, sağ olsun. Bilanço beklentileri fiyatlara giriyor elbette. Bu yaşadığımız hareketlilik, yükseliş bununla mı sınırlı kalır yoksa daha devamı öngörülüyor mu? Nedir beklentiniz? Didem, biz hisse senedi piyasasında son derece olumluyuz ve pozitifiz. Bunun ana nedenlerinden biri aslında hani senin biraz önce söylediğin o enflasyon unsuru önemli. Ama en önemli nedeni geçtiğimiz hafta enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanımız dedi ki artık bankacılık sisteminin bankacılık yapması için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla bankacılık sektörü tarafında bu deregülasyon sürecinin çok daha olumlu yansımaları olabileceğini düşünüyoruz. Bu minvalde de hisse senedi piyasasındaki pozisyonları arttırma yoluna girdik. Hatta işte BIST tarafında bankacılık endeksi ağırlığını daha üzerinde bir yere taşıdık. Özellikle gelecek dönemde bu net faiz marjında önemli iyileşmelerin önemli olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında bir evet enflasyonun yüksek olması ve TL enstrümanlar tarafındaki getiri arayışının nispeten hala sınırlı olması hisse senedi piyasası kapısını açıyor. İkincisi kurumsal olarak da buraya bir giriş başladı. Bu son derece olumlu ve istediğimiz bir şey. Dolayısıyla bu volatiliteyi de düşürücü bir unsur. Ama en önemli nedenlerinden biri de bankacılık sektörünün iyi bir performans göstermeyi devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden hisse senedi piyasasında çok daha olumlu bir düzlemdeyiz şu anda diyebilirim. Peki Doğan Bey de diyor ki borsadaki düzeltme beklentisi Perşembe günü gelecek olan enflasyon ve düşen faiz oranlarındaki gelişmelerle mi gerçekleşecek? Görüşleri, öngörüleri nedir demiş. Aslında bir kısmını yanıtlamış oldun zaten. Herhalde ara realizasyonlar zaten her sağlıklı piyasada olması gerektiği gibi olacak ama portföylerde mutlaka hisse senedi ağırlığının yüksek olması gerektiğini söylüyor her iki konuğumda. Üstelik de Özlem Derici ne kadar zamandır? Ayda bir gerçekleştirdikleri o piyasa profesyonelleri katılımıyla yaptığı portföy dağılımı anketinin burada de sonucunu paylaştı. Burada çok katılımcı sayısının yüksek olduğu bir anket. Tabii tabii 100 katılımcı. Çok tabii evet. Çok yüklü bir sayı o, önemli bir sayı. Emrah Bey, yıl sonu enflasyon ve konut fiyatları ile ilgili yorum yaparsanız sevinirim demiş. Öte yandan
Hüseyin Bey güzel insanlar demiş, sağ olsun. Gerçek liyakat işte bu üçlü fotoda var. Neden düşsün ya dolar? İthalat artar, cari açık şahlanır. Önemli olan doğru faizi bulabilmek. Bu neden şulardan cevap? Hep uçlardadır. Evet, hep uçlar. Kısa ve net reel negatif faiz varken yabancılar gelir mi, tahvil alır mı? Tasarruf sahibi gram altına tüketime gitmez mi demiş Tufan Bey. Ahmet Bey Çeşme'den selamlar demiş. İyi yayınlar diliyor. Süper Bono gelir mi? Şu sıralar çokça kulağımıza geliyor. Teşekkürler demiş efendim Çeşme'ye. Selamlar. Gidemediğimiz güzel diyarlara selam olsun diyelim. Ay yine kötü oldum ben. Peki. Hülyalara daldı birden. Vallahi bir an böyle bir Çeşme falan geldi gözümün önüne, ne güzel olurdu şimdi Çeşme'de olmak. Gidersiniz Gidemciğim. Niye gitmiyorsunuz? Kısmet. Peki evet, enflasyon Perşembe günü gelecek. Hı hı. Şimdi biraz süper bono sorusu geldi. Hani TL mevduata, TL varlıklara özendirici. Akla ilk gelen şeylerden biri o. Enflasyondan korunak sağlayacak bir takım şeyler olması gerekiyor elbette. Hı hı. Nedir senin o tarafta beklediğin? Nasıl bir araç üzerinde çalışılıyor olabilir şu an Özlem? Yani, sen olsan. Çok zor bir soru gerçekten de. Çünkü enflasyondan korumaya çalışırken enflasyonla mücadelenin engellenmemesi gerekiyor. Ve enflasyonla mücadele maalesef ki tabiri caizse yani acısız bir şeyi yok, yöntemi yok. O yüzden de herhangi bir genişlemeye izin vermeyecek nitelikte olması gerekiyor. Hem finansal ortamın hem de reel sektör kesiminin bir süreliğine, yani enflasyonla mücadeleyi gerçekleştirecek şeyi sağlayana kadar, sıkılaşmayı sağlayana kadar. O yüzden de hani enflasyondan korunma enstrümanı nasıl bir, sadece buna özel bir tasarım hani nasıl yapılabilir, çok tahayyül edemiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Yani KKM dedik mesela, hani kur ya da dolarizasyondan koruyacak dedik, tam tersi bütün şeyi dolarize eden bir sistem yaratmış olduk. Enflasyondan koruyacağız derken sıkılaşmayı, yani genişlemeye döndürecek bir yapısı olmaması gerekir. Hı hı. Onun için o tarafta ben hani çok buna yönelik, sadece buna yönelik bir enstrüman mıdır ondan emin değilim. Ama liralaşmaya dönük, hani dolara kaçmayı engellemeye dönük yeni araçlar söz konusu olabilir. Ve ben Sayın Başkan'ın konuşmasından biraz böyle KKM'den hani çıkılmayabileceği gibi bir sinyal de aldım. Aslında bu doğrudan da soruldu, yani hani kendisi de 2023 sonu dendi. Ama biz çeşitliliği seviyoruz, önemsiyoruz minvalinde, tam bu cümlelerle olmasa bile bir cevap verdi. Onun için hani KKM'nin uzatılması, dönüştürülerek belki uzatılması, hazır yükü de bütçeden Merkez Bankası'na alınmışken söz konusu olabilir. Yani yepyeni bir enstrüman yerine bu tarafta bir takım revizyonlarla hayatta tutma gibi bir şey söz konusu olabilir. Bence ana amaç tasarruf sahibini enflasyondan korumak değil, dövize kaçışı engelleyecek, liralaşmayı destekleyecek bir yapısı olur diye tahmin ediyorum. Öte yandan da dedim ya, enflasyondan korunmak gerekli mi? Şöyle ki, enflasyonla mücadeleden korunmamak gerekiyor şu andaki etkin, evet, bir mücadele gerçekleşebilsin. Önümüzdeki patika oldukça sert bir patika. Bu ay başlayacak, yani Perşembe günkü veriyle alacağız. Ve ne bekliyorsun sen orada? Çünkü ben, 9.1 Bloomberg, evet, HT'nin anket sonucu. Aha, ben aylık de yani beklenti. 9.4 benim de beklentim. 9'un üzerinde bekliyorum yani, ama çok şey, yani çok zor bir tahmin oldu gerçekten bu ay. Bir sürü hani ikincil etkiler de var sonuçta işin içerisinde. Doğrudan yapılan zamların dışında da bir takım hesaplamalar yapmak zorunda kaldık. O yüzden de oldukça zor bir tahmin, ama İstanbul enflasyonu sanki bir parça şey sinyal verdi gibi. 47'lere, yani 40'ın altına gelen enflasyonun yeniden %50'ye doğru böyle bir şey hareket içinde olduğunu göreceğiz. Ama bu daha ilk etki. Hepsinin, kur geçişkenliği başta olmak üzere, hepsinin gecikmeli ikincil, üçüncül
etkileri olacak. Hizmet fiyatlarındaki katılığı besleyen maalesef ki etkileri olacak bütün yapılan zamların. Ve onun üzerine de işte hani para politikasının yeterince sıkı olmaması, henüz önceliğin işte makro ihtiyati sadeleşme tarafında olması istenildiği ölçüde talep koşullarının sıkılaşmasını engelleyecektir. Bu minvalde BDDK'nın aldığı kararlar çok önemli. Kredi risk ağırlıklarının arttırılması, işte taksit sınırlandırması gibi önlemler oldukça önemli. Daha önceki yıllarda uygulandığında çok hızlı sonuçlar vermiş önlemler bunlar. Makro ihtiyati tedbir dediğimiz zaman aslında bizim aklımıza gelen zaten hani politika şeyleri bunlar, aksiyonları bunlar. Bir parça dediğim gibi zorlaştıracak hayatımızı ama enflasyonla işte önümüzdeki 6 ay zor bir 6 ay olacak. Her ay arttığını göreceğiz. Hatta Merkez Bankası'nın tahmini 2024 ortasında 60'ın üzerine, hatta 70'ler mi? 60 ile 70 arası bir şey değil mi? Orada tepe yapacağını bekliyor. Ben o beklenti içerisinde değilim. Hani benim beklentim yıl sonunda 56 gibi bir seviyede bitireceğimiz ama ondan sonra yavaş yavaş gevşemesini bekliyordum. Merkez Bankası bu anlamda beni kendinden şüphe etmeme neden oldu. Oldukça sert bir şey var gelecek yılın ortasında. Yani ben 6 ay diyorum ama belki de daha uzun bir süre biraz acı çekeceğimiz bir dönem olacak. Onun için de işte politika dizaynı veya yeni enstrüman dizaynının biraz dikkatlice yapılması gerekiyor bu dönemde. Peki şimdi birkaç tane soru biraz daha portföy tarafıyla ilgili, piyasalar tarafıyla ilgili geliyor. Öncelikle Altın Haber demiş ki bu hacim yükselişinde borsadan bahsederek en kazançlı çıkacak şirketlerin aracı kurumlar olduğunu düşünüyorum. Belki gün boyu yorumcular bu firmalarda çalıştıkları için ön plana çıkarmıyorlar. Görüşlerini merak ediyorum demiş. Yani herkes günün sonunda para kazanmak için tabii işini, mesleğini yapıyor. Ama Özlem, buna verilecek ekonomik bir cevap var mıdır? Yok yani bence kısaca. Peki. Ama şunu soralım. Bozok demiş ki rota portföyü güncel varlık dağılım oranını Özlem Hanım'a sorabilir misiniz demiş. Nasıl bir dağılım yapıyor rota portföyü? Yani dediğim gibi biraz önce bence en belirleyici unsurlardan biri ise senin piyasasını ön plana çıkartıyoruz. Pozisyonlanmayı bu anlamda ağırlığını arttır düzleminde ilerletiyoruz. Bankacılık sektörünü seviyoruz. Eurobond piyasası tarafında da kazanımlar çok iyi gidiyor. Zaten CDS'lerdeki son hareketleri de görüyoruz. Özel sektör bonoları. Dolayısıyla bu çerçevede işte biraz sentetik döviz pozisyonu, halen altın bulundurmaya devam ediyoruz. Ve daha ağırlıklı olarak hisse senedi ile beraber temel portföyümüzü oluşturmuş durumdayız. Peki altında beklentin ne senin? Yani bir değerli metal olarak baktığında özellikle ons altın için soruyorum. Bu yılın geri kalan kısmında 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın seyri mümkün mü? Şimdi bu altın konusu konuşuldukça yılbaşından beri aslında ben 2000 dolarların üzerini görebileceğimizi hep ifade ettim ama oralara gelemedik. Yine de hani 1900'ün üzerinde. Çok yaklaştığımız anlar oldu evet, ama. Evet yani işte hani yine de onu geçemedik ve yine de 1950'ler civarında biraz daha kalmaya devam etti gibi gözüküyor. Başka unsurlar da var, başka etkenler de var ama ana belirleyici reel faiz ve bu noktada da işte enflasyon aynı hızda hızlı bir şekilde geri gelmeye devam ederse Amerika'da özellikle bu durum reel faiz unsurunu biraz daha ön plana çıkarıp altını zedeleyebilir riski oluşuyor. Ve fakat yine de işte son dönem işte Temmuz ayına ilişkin beklentilere baktığımızda o yapışkanlığın devamını görüyoruz. Ya yani faiz artırımları tarafında da artık çok da gidilecek yer yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden de orada reel faiz düzleminde ekstra bir artış ihtimali o anlamda olasılık olarak azalıyor gibi gözüküyor. Bu bence altın
açısından olumlu bir faktör. Dolayısıyla biz o nedenle altını hani sevmeye ve kendi portföylerimizde bulundurmaya devam ediyoruz. 2000'in üzeri hareketler için biraz daha aslında belki o faiz indirimleri sürecinin yakınlaşması ve bu konuda ekonomik bilimlerin biraz daha netleşmesi önemli olacak. Dediğim gibi altın tarafında aslında güçlü kalmaya devam ediyoruz. Peki Emrah Bey'in sorusuna tekrar dönmek istiyorum. Enflasyon tarafını aslında her ikiniz de ifade ettiniz yıl sonu beklentiler açısından 3 aşağı 5 yukarı. Merkez Bankası'nın da %58'lik hedef beklentisinin bir miktar üzerinde olabileceğini sen evet. düşünüyordun yanlış evet. hatırlamıyorsam değil mi? Sen de %56 civarında biraz daha altında ama o civarlarda. Bence 58 son derece piyasa evet, yüzdemiyle. Evet ortalamasını yansıtıyor. Biraz 2024 sonu için tartışılabilir. Tabii. Evet değil mi? %33 belki biraz evet. tartışılabilir. Ama konut fiyatlarının nasıl evrileceğini soruyor Emrah Bey. O enflasyonla birlikte sorduğu soruda. Orada nasıl bir trend görüyorsunuz şu an? Yani hala hem inşaat maliyet endeksine bakıldığında hem talep koşullarına bakıldığında yabancıların da desteğiyle oldukça yüksek fiyat artışlarını kaldıran bir konut piyasası görüyoruz. Aslında yıldan yıla satış rakamlarına baktığında, konut satışlarına baktığım zaman düşüş var evet. ama yine de fiyat artışları bu düşüşe rağmen yani o taraftaki hani talep yine de yeterli geliyor olmalı. Ben bunu daha çok halen yabancı talebinin yüksek olmasına bağlıyorum. Düşmüyor, kırılmıyor. Burada muhtemelen önümüzdeki dönemde kredi koşullarının sıkılaşması bir parça yardımcı olabilir. Yardımcı olabilir derken yani fiyatların artış hızının kırılmasına belki de yardımcı olabilir. Talep üzerinden, talebin iyice geri çekilmesi belki burada bir parça yardımcı olabilir. Ama turizme de etki eden gördüğümüz gibi ciddi bir şey var. Yabancı talebi var halen. Bugün işte bugün mü dün mü doluluk oranları ile ilgili açıklamalar vardı. Bunun nedeni de ev satın almalarına bağlanıyor şeylerin, yabancıların. Turizm tarafında özellikle Rusların otellerdeki konaklama süreleri azalıyor. Evet. Çünkü aldıkları evleri günlük veya biraz daha uzun süreli olarak kendi arkadaşlarına, çevrelerine kullandırdıkları evet. söyleniyor. Bu arada Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bu günlük kiralamalarla da ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıldığını Hı-hı. söyledi. Aslında yurt dışında da öyle. Hı-hı. Yani yasal olarak siz bunu yapacaksanız bir lisans, bir belge almak zorundasınız. Dolayısıyla yanlış da bir uygulama gibi görünmemekle birlikte çok pahalı olan turizm veya tatil harcamalarının yerliler için biraz daha zorlaşabileceği de ima ediliyor belki. Ama evet, pek çok yan etkisi var. Evet. Bunun arasında bir tanesi de işte halen konut fiyatlarının yüksek olması. Sadece buna olmasın. Bağlanamaz, yanlış anlaşılmasın. Tabii elbette. Pek çok faktör var. İnşaat maliyetleri yükselmeye devam yükseliyor. Ediyor. Aynen. En temel olarak tabii, da zannediyorum tabii. o. Bu arada İngiltere'de tabii konut fiyatları düştüğü için Temmuz'da o bir herkes şöyle bir durdu ya nasıl yani fiyatların düşmesi nasıl bir olgu? Oradan hareketle insanlar biraz Türkiye'yi de merak ediyor ama anladığım kadarıyla değil, pek de öyle değil. Peki Kapadokyalı şöyle bir soru sormuş. Müsaadenizle buna ben cevap vereceğim. En yüksek hacmi yapan şirket neden tavan olmaz? Çok ilginç demiş. Şimdi yani çok hacim tavan olması veya taban olması anlamına gelmiyor. Aslında tam tersi. Eğer tavan oluyorsa bir şirket ve orada kilitli kalıyorsa o zaman oradan işlem de geçmediği için hacim düşüyor. Demek ki gün içinde çok fazla hem alış hem satış tarafında hareketlilik olmuş. Hacim de o yüzden çok olmuş ama fiyat hiç değişmemiş olabilir bu hacim artışı sonucunda veya eksi veya artı olabilir. O başka bir olgu diyelim. Biraz bu tarafta da piyasa içinden detaylar da paylaştığımız zaman
güzel oluyor. Bülent Külhan da harikasınız, Türkiye ekonomisini bu ekibe verilmeli demiş. Ama sağ olun, bakıyorum Bülent Bey. Bülent Bey hiç takipçiniz yok ya, aşk olsun. Ya kim bizi tayin edecek? Siz biraz takipçi biriktirin ondan sonra. Bence yazın bunu sadece. Değil mi, ama haksız mıyım? Peki var mı hanımefendiler eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz son bir şey önümüzdeki hafta salı gününe kadar? Yok yani, işte bir enflasyonu göreceğiz ama evet, hani Temmuz'a çok odaklandık tabii, 9'lar civarı. Ben biraz 9'un altında olabileceğini ama artık hani bu seviyelere gelmiş bir enflasyonda 8 ile 9 arasında çok, çok da fark yok, fark yok. Ama Ağustos da kuvvetli gelecek. Yani Ağustos'ta aylık kuvvetli olarak. Çift taneleri aylık bazda göreceğimizi bekliyor musun? Yok, Ağustos'ta çift tane beklemiyorum. Yani 9'dan 8'den daha düşük olacak muhtemelen. Yani şimdi gördüğüm kadarıyla tabii ona tekrar bakmak gerekecek. 6'lar belki o civarlarda. Peki olabilir. Ama mesela Temmuz için yani bu perşembe çift tane bekleyenler de vardı. Var. Ortalama beklenti 9.1 gibi. Biliyoruz ki Merkez Bankası aslında enflasyon raporunda bir tahmin aralığı veriyor. Ve o güven aralığı son derece kuvvetli olan Haziran için, Temmuz için aslında aşağı yukarı piyasa beklentileri paralelinde bir şey söylüyor. Yani eğer çift taneli bir aylık artış gelirse o zaman ilk aydan önemli bir sapış olur. Olabilir. Dolayısıyla o çok beklenen bir şey değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Ben biz şimdi gidelim Amerika'ya çünkü borsalar kapandı. Bakalım Melike'nin elinde hangi notlar birikmiş. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike tekrar merhaba. Ne oldu kapanışta? Nasıl bir resim var karşımızda ABD borsalarında? Seni dinliyoruz. Dow Jones günü 70 puan yukarıda kapattı ama diğerleri Ağustos'a çok iyi başlamadı. Yani yatay kırmızı diyelim onlara da. 62 puan neredeyse. Nasdaq, S&P 500 12 puan aşağıda kapatırken Dow Jones'un yukarı çıkmasının ardında bazı ağır topların ikinci çeyrek bilançosunu iyi açıklaması yatıyor. Caterpillar'ın dediğim gibi operasyon geliri %88 kendini yukarı attığından dolayı o biraz kurtardı ama diyorum ya bugün gerçekten çok karışık geldi ikinci çeyrek bilançoları. George Weston mesela 13 milyar dolarında üstüne attı gelirini. Karında bir farklılık var. Uber desen rekorda, yani özellikle hacim açısından, kullanıcılar açısından ikinci çeyrek rekor kırmış ilk defa kar. İşte orada da CFO gidecek. BP'nin ikinci çeyreği yarı yarıya düşmüş bir önceki seneden. Daha Apple var, Amazon var, yani ağır toplar var ama yine de bunlar biraz moralleri bozdu. Çin'den gelen fabrika aktivitesinde düşük gelmesiyle birlikte. Bu arada ABD petrolü 3 ayın zirvelerinden düştü, kendini aşağıya attı. 30 yıllıklarsa 9 ayın zirvesinde tam tersi. Atlanta Fed Başkanı Bostic konuştu şu son bir saatte. Onun söyledikleri de piyasa tarafından çok dikkatli bir şekilde dinlendi. Bostic diyor ki Didem, Eylül'de faiz artışına gerek yok, durabiliriz o zaman. Ve 2024'ün ikinci yarısına kadar faiz kesintisi yok. Ya bu ne demek? Zaten faiz kesintisi olur mu? Ya bunlar tabii soru işareti ama büyük ihtimalle birisi bu soruyu sordu. O da 2020, yani biraz temkinli cevap verebilmek için 2024'ün ikinci yarısına kadar yok diyor. Enflasyonu yavaşlatmakta da başarılı olduk. Yani faizlerin artışı yukarıcı. Bunu diyen kişi zaten aslında faiz kesintisi olmaz demeliydi belki ama yok, öyle dememiş. İki tarafı da yönetmiş ve şimdi buna da tabii ki kulak asan yatırımcılar vardı. Neden? Çünkü Eylül'de bir faiz artışı olmaması demek belki büyük ihtimalle 1 Kasım'da da olmayacak, yani Kasım'da da olmayacak anlamına gelebilir. Fakat biz bugüne bir bakalım. Karlılık sezonu bugün düşürdü hisseleri ya. Yani gerçekten çok iyi gelen bilançolar yukarı çıkarırken bugün de tam tersini gördü. 16 ayın zirvesine dokunan S&P 500 bugün böyle biraz kırmızılara bürünerek diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform tüm dünya.
Philip Capital sundu. Melike Ayın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yarın şöyle bir veri takvimine bakıyorum da son derece zayıf bir gün. Biraz piyasalar kendi yağında kavrulacak gibi sanki. Türkiye saatiyle 3 çeyrek geç öğleden sonra ADP tarım dışı istihdam verisini izliyor olacağız. Ama perşembe günü önemli gün olacak. Belki de buna hazırlanacağız. Peki bu akşam seansında Viyop 30 nasıl kapandı? %0.03'lük. Çok küçük, minör bir düşüşle 7950 puan seviyesinden noktaladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam yine bana eşlik ettiniz, bizleri evinize konuk ettiniz ve hem yorumlarınızla hem de tweetlerinizle bize renk kattınız yayınımıza. Yarın saat 21'de Ekonomik Görünüm'de tekrar buluşana dek hepinize mutlu geceler, sağlıklı geceler diliyorum efendim.